İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir El Meydanı'yla canlı yayınla yine sizlerin karşısındayız. Bu akşam yine oldukça gündemdeki bir konuğumla birlikte sizlerin karşısında olacağız. Konuğumu tanıtmadan önce bildiğiniz gibi birkaç saat önce Türkiye'de bir deprem gerçekleşti. Henüz evet. Can ve mal kaybıyla ilgili bir bilgi gelmedi ama o depremden etkilenen herkese çok geçmiş olsun diyoruz. Yaralı ve can kaybı olup olmadığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Ancak etkilenen herkese çok geçmiş olsun diliyoruz. Bu akşam çok gündemde bir konukla sizlerin karşısındayız. Bu akşamki konuğumuz Ulusal Birlik Partisi Maosa Milletvekili ve aynı zamanda süreci devam eden kurultayda genel başkan adayı olan Sayın Ahmet Kaşif olacak. Sayın Kaşif, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsınız? Vallahi Mustafa, ben iyiyim. Böyle soğuk bir hava Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ama sıcak bir ortamdayız. Sizin de dediğiniz gibi anavatan Türkiye'mizde bir deprem oldu. Anavatan Türkiye'mize ben geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum sizlere vasıtasıyla. İnşallah sizin de dediğiniz gibi can kaybı olmamıştır. Mal kaybı her halükarda bir şeyler, mala biraz zarar gelebilir ama cana onlar tamir edilir, gelmesin. Cana zarar gelmesin. Peki. Her zaman olduğu gibi sevgili izleyiciler, 41-43 numaralı SMS'den ve Facebook ve Twitter hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir. Sayın Kaşif'e sormak istediğiniz soruları ve göndermek istediğiniz yorumları bizlere gönderebilirsiniz. Çok sayıda sorumuz var Sayın Kaşif'e sormamız gereken, biliyorsunuz. Gündem çok yoğun. Özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin içi ve kurultay süreciyle ilgili oldukça konuşulan konular var. Tümünü dile getirmeye çalışacağız. Bizlerin unuttuğu, bizlerin atladığı bir şeyler olursa eğer, sormak istediğiniz ne varsa bizlere gönderiniz. Biz de buradan Sayın Kaşif'e sorularımızı soralım. Sayın Kaşif, dilerseniz önce ülke gündemiyle başlayalım. Biliyorsunuz ülke gündemindeki en önemli konu belediye konusu. Çok etkiledi özellikle Lefkoşa halkını ve siyaseti de çok etkiledi. Dün bir mutabakat sağlandığı açıklandı. Aslında Sayın Başbakanımız, Sayın Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve sendika yetkilileri oradaydı. Öncelikle fazla geriye dönmeden sormak istiyorum. Tam bir mutabakat sağlandığını ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nde kesin çözüme ulaşıldığını düşünüyor musunuz? Şöyle, yani izlediğim ve arkadaşlardan dinlediğim kadarıyla tam mutabakat hala daha sağlanmamıştır benim gördüğüm kadarıyla. Bu geçiş ortamında bile artık olayın üzerine iyice herkesin, tarafların iyi niyetle hedeflerini belirleyerek ve niyetlerini de ortaya koyarak masada buluşmaları ve bu gidişat artık son vermeleri gerektiğine inancındayım. Şimdi bir ivme yakalandı. Bir iyi niyet ortamı, bir tekrardan işe dönme ortamı, Lefkoşa'nın temizliği, Lefkoşa halkının sağlığının gündemde olduğu biliyorsunuz konuşuluyor. Bunların tamam. da hep ortadan kalkması için de artık herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirilmesi gerekir inancındayım. Ve verilirse, bir söz de verilirse o sözlerin artık tutulması lazım. Hem işveren tarafından, hem çalışan tarafından, hem de sivil toplum örgütü tarafından artık niyetle, iyi niyetle, çözüm niyetiyle masaya oturulursa inanıyorum ki bu sorun kökten çözülür. Ama bu mutabakat ortamında da ne sözler verilmişse karşılıklı olarak onların da muhakkak yerine gelmesi lazım. Ki 3 gün sonra veya işte 29'dan kadar bir süre var galiba. Evet, 29 Ocak'a 29'undan sonra aynı şeyleri yaşamayalım. Zaten İşte bu süreç Mustafa, bu süreç o tam çözümü ortaya koymak için verilen bir süreçtir, aradır. Bu arayı çok iyi değerlendirmek gerekir inancındayım. Zaten Sayın Kaşif, özellikle maddi konularda daha bugünden, dün anlaşma olmasına rağmen daha bugünden bazı sıkıntılar olduğu medyaya yansıdı. Ve bu verilen süre de 29 Ocak'a kadar, az önce sizin söylediğiniz gibi o güne kadar bir süre verildi sorunların çözülmesi için. Eğer yine kesin çözüm olmazsa bu kez hepimizi çok daha kötü günler bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah sizin dediğiniz gibi sorunlar kökten çözülür. Biz de Lefkoşalılar olarak rahat ederiz. Önce çalışanlar tabii. Hristofyas adının gündeme gelmesinin bu acil sağlanan mutabakatta bir etki yarattığını düşünüyor musunuz? Hayır. Hiç düşünmüyorsunuz. Hayır. Peki. Neden acaba Sayın Hristofyas'a gitmeyi tercih ettiği veyahut da gitmeyi teklif etmeyi tercih ettiği
sivil toplum örgütü yetkilileri ve bizim Cumhurbaşkanımıza böyle bir talepte bulunmadı? Şimdi tabii ki çalışanın ve sivil toplum örgütü de o çalışanı temsil ediyor. Evet. 3 aydır maaşı alınamıyor. Canı onların yanıyor değil mi? Tabii. Canı yanan insan. Önce onların. Hani şöyle söyleyeyim. Denize düşen yılan sarılır misali. Canı yanan insan da acaba nerede ne bulabilirim ümidiyle, can havliyle bunu söylemiştir. İnanıyorum ki onu yürekten söylememiştir. Peki. Gelelim şimdi Ulusal Birlik Partisi'nde yaşanan gelişmelere. Şimdi biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi'nde kurultay süreci de aylar öncesinden çok konuşulmuştu. Kurultay da bitti mi bitmedi mi de daha tam belli değil. Ama Ulusal Birlik Partisi içerisinde bir karışıklık var. Onlara da tek tek tümüne değineceğiz. Ancak bu erken seçim konusuyla ilgili bir şey sormak istiyorum ben size. Şimdi bazı yazılı basında okuyoruz, erken seçim kararı alınabilir diye. Ulusal Birlik Partisi'nin yasal olarak genel başkanı belirlenmeden mümkün müdür böyle bir şey? Ulusal Birlik Partisi kendisi mi erken seçim alacak, karar alacak yoksa genel? Hayır, zaten erken seçim kararı alındığı zaten zaman zaten genel erken genel seçim kararının alınması için önce Ulusal Birlik Partisi'nin evet demesi lazım. Çoğunluk orada. Şimdi biliyorsunuz son kaza mahkemesi artık kurultayla ilgili kararını vermiştir. Evet. Ve bu ilgililere de gönderilmiştir. O karara göre artık kurultay süreci daha tamamlanmamıştır. Divanın vermiş olduğu genel başkanlık seçimi de bitmemiştir. Onun için şu an yasa olarak partinin genel başkanı yoktur. Peki yokken için, seçime gidilebilir mi? Onu soruyorum ben. Genel başkan olmayan bir siyasal partinin de seçime gitmesi herhalde mantıklı değildir. Çünkü partiyi her platformda temsil eden kişi genel başkandır. Tabii. Meydanlarda olsun, medya, görsel veyahut da yazılı medyada olsun genel başkan temsil eder. Onun için genel başkanlık olayının çözümlenmesi gerekir. Çözümlenmeden bir erken genel seçime gitmek ne halk kılıcıdır, ne mantık işidir, ne de doğru bir karardır. Olası değil. Olası bir şey değil. Diye düşünüyorsunuz. Peki bir de genel sekreterlik konusu var. Evet. Orada da bazı sıkıntılar yaşadığınızı sizin ve destekçilerinizin basından okuduk. Genel sekreterlik seçiminden çok mu geç haberiniz oldu Sayın Keşif? Genel sekreterlik seçiminden hemen önce hiç haberimiz olmadı. Ben o gün Güzelyurt'taydım. Saat 13 sıralarında arandım sekreterler tarafından. Ve parti meclis toplantısı olduğu bize iletildi. Biz dedik ki gündem ne? Genel konular dendi bize. Yani özel bir şey var mı? Hayır, yoktur. 4'te de parti meclisine geldiğimizde genel sekreterlik seçiminin olacağını orada öğrendik. Orada öğrenince bizim için önemli olan partinin kurumsal yapısının ve kurumlarının düzgün çalışmasıdır. Yani genel sekreterlik seçimini ilan etsek ve bir hafta sonra veya 3 gün önce ilan etseydik ve deseydik ki genel sekreter seçimi şu gün şu saatte parti meclisinde olacak, genel sekreter seçimi yapacak. Bu esas kurumsal yapıda çalışma budur zaten. Ona göre aday olmak isteyen kimse, ister şimdi seçilen arkadaşımız da Ulusal Birlik Partisi, değerli bir arkadaşımız, Fuat kardeşimiz. Ama belki de başkasının da gönlünde bir şeyler yatıyor. Belki onlar da aday olmak ister, belki birkaç kişi daha aday olmak isterdi. Yani peki ama siz önceden haberiniz olsaydı eğer bir aday çıkarır mıydınız? Ben aday çıkarmam diye bir mevzu bahis değil. Adaylar kendileri çıkar. Adaylar kendileri çıkar. Eğer genel sekreterliğe talip olan bir kimse hem vaktinin hem de o konumu, o ağır yükü götürecek kapasitede olması lazım ve kendine de güvenmesi lazım. Kendine güvenen her partisi meclis üyemiz genel sekreterliğe aday olma hakkı vardır. Bunun önüne kimse geçemez. Düzümüze göre. Peki, birazdan tabii kurultayı çok detaylı bir şekilde değerlendireceğiz ama yeri gelmişken sormak istiyorum bunu. Genel sekreterlik seçimi yapıldı ve Sayın Fuat Namsoy genel sekreter tabii olarak seçildi. Eğer ikinci tur kurultay yapılırsa yeniden bir genel sekreterlik seçimi yapılması gerekir mi? Yoksa 2 yıl boyunca artık Sayın Fuat Namsoy görevde midir? Şu an sevgili kardeşim Fuat Namsoy görevdedir. İkinci tur kurultay yapılırsa tur kurultay sadece genel başkanlık seçimi içindir. Parti meclisi için değildir. Peki gelelim şimdi meclis grubunda yaşanan ayrılıklara. Bundan da çok şikayetleriniz olduğu meclis grubu toplantılarına sizin ve destekçilerinizin katılım için davet almadığınız konuşuldu. Doğru mu bu? Şunu şöyle düzelteyim. Ulusal Birlik Partisi bir bütündür. Meclis grubu mecliste toplantı yapar veyahut da grubun öngördüğü yerlerde toplantı yapar.
Ama grup toplantıları yapılırken de meclis grubu bir bütün olduğuna göre grup toplantısı yapılacaksa meclis grubunun tamamı ya grup başkan vekilleri tarafından, iki tane grup başkan vekili arkadaşımız vardır. Bu iki arkadaş bütün grubu arayarak şu gün şu saatte şurada grup toplantısı yapacağız diye bize bildirilir. Hatta şunları şunları tartışacağız diye bazen bize önceden de bildirim yaparlardı. Ama bu gibi toplantılar maalesef olmadı. Mecliste geçenlerde mesela yaptık. Şimdi toplantı mı olmadı yoksa size haber verme kısmı mı olmadı? Bu gibi bahsettiğim şekilde toplantılar olmadı. Ama 10 kişinin dışında 17 kişiyle başbakanlıkta toplantılar olduğunu biz de hem basından hem de oraya katılan arkadaşlardan öğrendik. Burada üretilen herhangi bir karar üretilmişse de tüzüğümüze göre doğru bir karar değildir. Ve tüzüğümüze göre de aykırı bir karar olur. Peki Sayın Hasan... Fikir teatisi de olursa orada elbette belirli arkadaşlar toplanıp kendi arasında bir fikir teatisi yapabilirler. Veya konuları kendi arasında tartışabilirler ama bir karar üretip de bu Ulusal Birlik Partisi grubunun kararı deme hakkı kimsede yoktur o şekildeki toplantılarda. Hakkı kimsede yoktur. Hayır. Peki. Sayın Hasan Taçoğlu'nun bildiğim kadarıyla meclis grubunuzda bir görevi var. Grup başkan vekili. Onun da mı haberi yoktu bundan? Hiç kimsenin. Sayın Hasan Taçoğlu Ulusal Birlik Partisi meclis grup başkan vekili olduğu halde haberi yoktu. Çağrılmadı. Çağrılmadı. Tabii ki o da demektir ki bu yapılan toplantılar Ulusal Birlik Partisi grup toplantıları değildi. Peki. Gelelim transferlere Sayın Keşif. Şimdi bundan yaklaşık 3 ay önce benim programıma konuk olduğunuz zaman yine bu söylentiler vardı. Size sormuştum bunu. Bu süreçte biz buna karşıyız demiştiniz. Ama karşı olmanıza rağmen ve devam eden bir kurultay süreci olmasına rağmen 3 milletvekili Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Sayın Turgay Avcı ve Sayın Mustafa Gökmen partinize döndü. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu transferleri? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu soralım. Buyurun. Siyasal partiler yasasında ve siyasi yaşamda yasal olarak herhangi bir arkadaşımızın veya arkadaşlarımızın bir siyasal partiden ayrılmaları veya bir müddet sonra başka bir siyasal partiye geçmelerine yasal engel yok. Devam edeceksiniz. Ancak bir soru sormak istiyorum. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun ihraç durumu vardı. Daha sonra mahkemeyi kazandığı konuşuldu. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu için soruyorum sadece. Dönmesi için kurultay kararı gerekli midir? Şimdi tabii ki hukukçu değilim. Hukukçulara sormamız lazım. Olayı iyice detaylı irdelememiz gerekir inanıyorum. Var alınan sizin de bahsettiğiniz bir mahkeme kararı var. Tahsin Bey'in müracaatıyla. O kararı iyice okutmak veyahut da bir hukukçuyla okumak gerekir. Tüzüğümüzle karşılaştırmak gerekir. Ondan sonra kararı vermek gerekir. İşte. Bunları yapmadan ve kesin karar da vermeden yapılırsa doğru bir karar olmaz. Benim de söylemim doğru olmaz şimdi. Yani illa da şu olacaktır demem, belki de bir yanılgıya düşerim. Çünkü olayı ben irdeletmedim. Siyasal parti yasasında da böyle bir yasal engel olmadığına göre bu tip bir başka partiye geçme veya bir başka partinin istifa edip siyasal partiye kendi yapısına uygun bir siyasal partiye geçme elbette ki mümkün olabilir. Ama bunlar yapılırken de hep tabii ki prosedürlerine uygun olması gerekir. Tüzük ne diyor? İlgili ilçelerin, ilçelere müracaatları, ilçelerin hangi örgütteyse örgütten görüş alması, ilçelerin görüş vermesi ve o görüş verdikten sonra genel yönetim kurulunun kararı doğrultusunda alınabilir. Hiç kimse zaten farkındaysanız hiçbir arkadaş niye alındığı, niye alınmadığı tartışması yapmadı bu süreçte. Sadece prosedüre uygun olup olmadığı tartışıldı. Öyle değil. Farkındaysanız... Öyle değil. Çok açık ve net bir şekilde karşı çıkanlar bile oldu. Var. Şimdi onlara geleceğim. Bekle. Peki. Gazimonsa ilçe yönetimi toplandı ve dedi ki bu süreçte bu şekilde bu hareketlerin yapılmasına biz siyaseten mümkün olamayacağı kararını verdi. Aynı şekilde de Lefkoş'a verdi. Ve bu olayların daha çok irdelenmesi ve daha çok tartışılması gerekir inancında olduklarını belirttiler. Neden? Çünkü bir siyasal partiden ayrılırken bir kimsenin o siyasal partiden ne götürdüğü, siyasal partiye neler yaptığı tartışılmalı. Sonra gelirken de o siyasal partiye katılımıyla nelerin getirdiğini, nelerin getireceğini ve siyasal partide ne gibi katılımların olacağı, bunların artısıyla eksisiyle. Nasıl ki bir maliyeci işte bir yatırım yapacaksa bir iş adamı ne yapar? Önce bir fizibilite çalışması yapar, değil mi?
Bunların hep detaylı görüşülmesi, konuşulması lazım. Bizler Ulusal Birlik Partisi'ne gelen arkadaşlarımız zaten tanıdık, bildik arkadaşlarımız, birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Duruşlarını da biliyoruz. Onların Ulusal Birlik Partisi'nde çalıştığımız süreçte inanıyorum ki iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ama bu süreçte sıkıntıların da var olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekir, dayanıncındayım. Peki, Sayın Kaşık, bir genel toparlayacak olursak eğer bunu. Şimdi genel sekreterlik seçiminden o güne kadar haberimiz olmadı diyorsunuz. Evet. Meclis grup toplantılarından hiç haberimiz olmadı evet. diyorsunuz. Bu üç arkadaşın yeni gelen transferlerin Ulusal Birlik Partisi'ne gelişinde önce yetkili kurullarda, ilçelerde tartışılması lazımdı. Bunlar olmadı diyorsunuz. Peki bunların olmadığı bir partide siz ne yapıyorsunuz? Biz şimdi işte aday olmamızdaki sebep herhalde en büyük etken bunlardan da bir tanesi. Ama Sayın Tahsin Ertuğrul diyor ki herkes haddini bilecek. Bilmem. Yarası olan gocunsun. Karşı çıkanlara söylüyor. Yarası olan gocunsun. Karşı çıkanlar varsa da elbette ki bu yine siyasal partilerde her şey kendi kurumlarında ve olguları o kurumlarda tartışır, odalarda tartışır. Orada bir karara bağlar. O karara bağlandıktan sonra da dışarıda ben karşıydım veya değildim söylemine hiç kimse de varmaz. Ama işte böyle alelacele yapılan ve üretilen kararlar hep böyle tartışıla gelir olur. Dediğimiz prosedürler yapılsaydı ve uygulamalar da ona göre olsaydı zannediyorum bugün hiç kimse medyada bunu tartışır halde olmayacaktı. Sayın Başbakanımız İrsek Güç'ün söylemiş olduğu bir söz var. Diyor ki ben Ulusal Birlik Partisi'ni 24 milletvekilinden aldım, 30 milletvekiline çıkarttım, partiyi daha da büyüttüm diyor. Katılıyor musunuz buna? Şimdi milletvekili sayısı olarak büyümüştür belki ama... Ne demektir o? Yani sayısal büyüklük her zaman büyüklük değildir. Asıl olan halkın indinde alacağınız büyüklüktür, esas büyüklük. Onu sağlamamız gerekir işte. Peki siz Ulusal Birlik Partisi'nin halkın nezdinde de bir daha da büyük olduğuna inanıyor musunuz? Çünkü şu an Ulusal Birlik Partisi projesi var evet. biliyorsunuz. Şimdi işlemler ve çalışmalar söylemlerle olmaz. Söylemler elbette olacak ama söylemleri icraatlarınızla doldurursanız, halka da bunu olumlu bir şekilde yansıtırsanız o söylemleriniz gerçek olarak hayata geçer. Sadece söylemler panolarda kalır, gazete arşivlerinde kalır ve ilanlarda kalır. Peki. Ama icraatlar hayata geçtiği zaman, hayat bulduğu zaman herkes tarafından kabul görür. Peki. Umarız biz de kim olursa olsun, tabii ister ki. Siz, ister Sayın Başbakanımız, ister UBP, ister başka bir parti, öyle icraatlar yapsın ki ülkemizin az önce sizin dediğiniz gibi vicdanında da kabul gören icraatlar olsun. Gelen SMS'lere bakalım. Sayın Keşif'e sorun, mahkeme yerine niçin partinin en yüksek organı parti meclisine gidip de divanın verdiği kararı sorgulamıyor? Bu konulara birazdan geleceğiz sevgili izleyicimiz. Bunu söyleyelim. Benim başbakanım sizsiniz diyor. Hiç merak etmeyin Ahmet abi. Yolcudur Abbas, bağlamaz durmaz. Uzak günler yakındır diyor. Sayın başbakanımız İrsen Küçük'e burada bir göndermede bulunuyor. Bıktım artık şu her zamanki politikacılardan, hepsi istifa etsin diyor. Eroğlu, Küçük, Keşif, bütün milletvekilleri, belediye başkanları hepsi birden istifa etsin. Yeter artık diyor izleyicimiz. Birileri giderse birileri gelecek muhakkak. Gelen sorular içerisinde var. Daha sonra soracaktım size onu ama madem ki bu istifa konusu açıldı şimdi sorayım onu. Diyelim ki partinin başına geldiniz ve işler dilediğiniz gibi gitmiyor. Hemen istifa eder misiniz? Şimdi tabii ki bir göreve eğer delegemiz layık görürse biz inanıyoruz ki halkımıza en iyi hizmeti vermek için uğraş vereceğiz. Ve 24 saat değil belki de 48 saat çalışmamız, hatta 72 saat çalışmamız gerekecek. Halkımızı daha güzel günlere, daha refah günlere kavuşturmak için sadece bizim çalışmamız da yetmeyebilir. Anavatan Türkiye'mizde de var olan ilişkileri daha da kökleştirmemiz gerekir. Daha da bilinçli bir şekilde projeler bazında konuşmamız gerekir, tartışmamız gerekir ve ülkeyi o şekilde ayağa kaldırmamız gerekir inancında. Bunları biz hep derslerimizi çalışarak adım adım gidiyoruz. İnanıyorum ki göreve geldiğimizde çok kısa sürede de yapılacak. Hem ülkemizin kendi içindeki, kendi iç dinamiklerimizi de harekete geçirmemiz lazım.
Ülkemiz üniversiteler ülkesi. Övünüyoruz. Tabii. Değil mi? Turizm. Üniversitelerimizde değerli hocalarımız var. Gençlerimiz var, değerli beyinlerimiz var. Dış dünyada yaşayan o kadar değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanlarımız var ki hep bunlardan da faydalanacağız. Deneyimli abilerimizden de faydalanacağız. Hep söylenen müşavirler var ya, o müşavirlerden de faydalanacağız, onları çalıştıracağız. Çünkü onların o mertebeye gelmesi için bu devlete çok merhaleler alıp da girdiler ve deneyimlidirler, konularına da vakıftırlar. İşte onların deneyimlerinden de faydalanarak ada ülkemizi, biz ada ülkesiyiz, ada ülkesinin ekonomisi nasıl ayağa kalkar? Petrolümüz yok, altın madenimiz yok. Fazla üretip de sattığımız sanayi ürünlerimiz yok. Ne üretebilirsek onları satmaya çalışıyoruz. İşte bu üretilenlerin satılma yollarını açmak için uğraşlar vereceğiz ki bunlar için üretim yapan insanlarımız, mesela narenciyeciler, ben bu kurultay sürecinde çok kereler Güzelyurt'a gittim, narenciyecilerle konuştum. Ve şu an Kuzey Irak'a kendi kişisel girişimleriyle insanlarımız mal satıyor. Hani derler ya, her şeyi devletten beklemeyin. Ha. İşte ama devlet de bunun yanında yardımcı olması gerekir. Tabii. Ki bir devlet de kendini o insanın yanında hissettirmesi gerekir. Devlet de yardımcı olması gerekir. İnancındayım ben. Bir ticaret ateşimiz niye olmasın Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da ve bu gibi konulara yardımcı olsun. Dünya ülkeleriyle görüşmeler yapsın ve önümüz ülkenin önü, ülke üretiminin önü de yavaş yavaş açılsın. Peki. TC yetkilileriyle aranız nasıl Sayın Kaşif? Gayet iyi, hiçbir sıkıntım yok. Gayet iyi, hiçbir sıkıntım Türkiye, yok. Anavatan Türkiye'mize benim siyasi yaşamda hiçbir sıkıntım olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da olmaz. Peki, şimdi bir kısa ara vereceğiz. Aranın ardından tabii ki biliyorsunuz çok gündemde olan kurultayı, kurultayın mahkeme kararlarını, parti içinde delege hesaplaşmalarını, bütün bunları istihdamlarla da birleştirip konuşacağız. Sevgili izleyiciler, şimdi çok kısa bir ara veriyoruz. Gelen mesajlarınızı görüyoruz. Hepsini tek tek okumaya çalışacağız. Sizler de mesajlarınızı ne kadar erken gönderirseniz biz de Sayın Kaşif'e o kadar erken sorabiliriz. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından meşhur kurultayımızla devam edeceğiz. Evet, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ulusal Birlik Partisi Mausa Milletvekili ve Genel Başkan adayı Sayın Ahmet Kaşif ile olan sohbetimize devam ediyoruz. 41.43'e ve Facebook ve Twitter hesaplarına da mesaj ve yorumlarınızı bekliyoruz. Gelelim kurultaya Sayın Kaşif. Gelelim. Meşhur kurultayımıza. Bayram olarak kutlanır mı artık acaba bu kurultay tarihi? O kadar böyle milli bayram gibi oldu bu 21 Ekim filan. O kadar da değil. O kadar da değil. Peki, gelelim şimdi kurultayı değerlendirmeye. 21 Ekim sabah saat 9-10'a kadar herkes Sayın Başbakanımız İrsen Küçük'ün bu seçimi çok rahat kazanacağını düşünüyordu. Ancak o gün oraya gidildikten sonra ve kurultay başladıktan sonra ve sandıklar da açıldıktan sonra gördük ki dengeli bir yarış oldu. Sayın Başbakanımız 14 oy farkla sizi geçti ve net bir sonuç olmadığı için de iş mahkemelere düştü. Bu kadar açık farkla Sayın Başbakanımız Sayın Başbakanımızın yarışı kazanacağı düşünülürken nasıl oldu da oylar dengede çıktı Sayın Kaşif? Şimdi Mustafa, şöyle söyleyeyim, ben bu kurultay süreci başladığı zaman zaten biliyorsunuz Sağlık Bakanıydım. Adaylığımı açıkladığımda ve pazartesi günü de artık bir basın toplantısıyla görevi devredecektim. Fakat pazartesiye varmadan cuma gün gelişen olaylar sonucu bakanlıkta çalışırken görevden alındığım haberi iletildi basından ve işte medyadan öğrendim. Tabii bir fazla bir eşyam da olmadığı için toparladım yarım saçlı eşyalarımı. O ara basın da geldi. Onlarla da konuştuk ve ayrıldım ben. Oradan ayrıldıktan sonra kurultay sürecine giderken ben adanın hemen hemen her yerleşim yerini, belki 3-5 yere gidememişimdir, her yerleşim yerini, hemen hemen her delegenin elini sıktım, hatırını sordum, içimdekileri, düşündüklerimi anlattım, sıkıntıları anlattım ve onlarla göz göze birebir görüştüm. Ve ben inanıyorum ki, inandım ki insanlarımızdan
bu neticeyi alabileceğim ve bu yarışı da başarıyla göstereceğimize inanmıştım. Ama tecelli böyle çıkmış. Delegenin her verdiği karara siyasi olarak bizlerin saygı göstermesi lazım kurultaylarımızda veya başka bir organ seçimimizde. Nasıl ki genel seçimlerde milletvekili adaylar olur siyasal partilerde, halkın verdiği karara göre de kimisi milletvekili seçilir, kimisi seçilmez. Halkın takdiri olur her zaman. Onun için bu neticenin böyle olacağı, yani başa baş bir yarış olacağını tahmin ediyordum ben. Ama neticenin de benim oylarımın daha önde olacağını bekliyordum. Elbette ki bazı nedenlerden olamadı. Gelelim o bazı nedenlere dilerseniz. Sayın Sunat Atun, evet. Sayın Ersan Saner, evet. Ulusal Birlik Partisi Mausa milletvekili olan bu iki kişi önce sizin yanınızda gözüktü. Tabii ki. Ancak daha sonra Sayın Başbakanımız İrsen Küçük'e destek vereceklerini açıkladılar. Kritik bir şey sormak istiyorum burada size. Sayın Sunat Atun'la yollarınız ayrıldıktan sonra, yani kendisi Sayın İrsen Küçük'ü destekleyeceğini açıkladıktan sonra atışmalarınız da oldu. Atışmalar. Oldu. Birazdan onlara da geleceğim. Gelelim. Ama Sayın Ersan Saner'le hiçbir şeyiniz olmadı. Acaba Sayın Ersan Saner gizliden gizliye sizi mi destekledi? Bilemiyorum onu. Zannetmiyorum da. Şöyle yani hiçbir kırgınlığınız olmadı. Hayır. Mı Sayın Keşif? Niye olsun ki? Ulusal Birlik Partisi. Ben şöyle söyleyeyim. Mesleğim icabı ve yapım icabı da ben insanlığı seviyorum. İnsanları seviyorum. Kötülük edenlere bile gün gelir ben ekmek verdim. Bilerek ve isteyerek hiç kimsenin üzülmesini, kırılmasını da hiç yapmadım. Yapmamaya da gayret ederim. Ben insanlara kırılmam. Herkesi daima yaptığıyla, yaptığı hareketlerle baş başa bırakırım. Kendi gün gele bu yaptıklarından bir şeyler çıkarır, anlar. Ondan sonra doğruyu neyse doğrusunu yapar. Kırgınlık olmadı diyorsunuz. Ancak Sayın Sunat Atun'un yapmış olduğu açıklamalar var. Birincisi adamlık konusunda Sayın Ahmet Kaşık bana ders verecek kişi değildir dedi. Doğru. Daha söylediği çok şey vardı ama onlara fazla girmek istemiyorum. Söyle çok bakalım. Önemli olan bir açıklaması vardı. Onu size sormak istiyorum. Sor bakalım. Sizin Sayın Atun'a aynen Ankara ile görüş, beni bu dertten kurtarsınlar, kurultayı erteletsinler dediğinizi Sayın Sunat Atun açıkladı. Doğru mudur bu? Öyle mi açıkladı? Evet. Şimdi bakınız, kurultay sürecine giderken benden adayı olmamamı istediler. Kim? Tekrar. Arkadaşlarım bir kısmı geldi, aday olmasın falan. Ben de dedim ki, ben siyasi yaşamda ve normal yaşamımda. Bir yola çıktığım zaman daima çıktıktan sonra dönmem. Şimdiye kadar hep duruşumla, hareketimle, tavrımla yaptığım işlerle ben gündemde kaldım. Eğer ki bu kurultayın İrsen Bey lehine sonuçlanması isteniyorsa ve İrsen Bey'in başkanlığı devamı isteniyorsa parti meclisini toplanır. Parti meclisi olağanüstü haller var, ekonomik sıkıntılar var, şunlar var, bunlar var diyerek kurultayı seçim sonrasında erteleme yetkisi de vardır. Bunu yapınız dedim o zaman. Ne benim onurum ne de gururum kırılır. Ve partide de eğer bunu isteniyorsa bunlar yapılsın dedim. Söylediğim de bu. Ankara'ya git, şuraya git, buraya git dedim. Kimseye bir şey olmaz. Ankara'yla benim sıkıntım yok zaten. Peki. Niye? Bakınız, bu sorun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir siyasal partisinin kendi içinde yaşamış olduğu demokratik bir süreçtir. Demokratik süreçte başkalarını ve bilhassa bize devamlı destek veren, her zaman desteğini esirgemeyen, var olduğumuz günden beri birlikte var olmaya devam ettiğimiz, ana vatanla birlikte yürüdüğümüz bu yolda niye ana vatanda ben diyeyim ki git de şunu bunu yap? Öyle bir şey istemem mümkün değil. Böyle bir daveti yapmam da mümkün değil. Sizin adaylıktan çekilmenizi isteyenler Ulusal Birlik Partisi yetkilileri miydi sadece? Arkadaşlardı. Nasıl? Arkadaşların bir kısmıydı. Yani Ulusal Birlik Partili olmayanlar da vardı. Partili arkadaşların bir kısmıydı. Partili arkadaşların bir kısmıydı. Ve siz bunun ertelenmesini önerdim. Eğer kırgınlık istemiyorsanız olsun dedim. Özveri yap dediler bir daha. Ben dedim ki bu özveriyi ben 2,5 yıl önce yaptım. Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra. Hatırlayınız o günleri. Tabii tabii. İmzalar karşılığı parti meclisinden onaylanmasına tüm milletvekillerini imzalamasına rağmen bir kağıt vardı biliyorsunuz. Tabii İmzalı tabii biliyoruz. Ben dedim özveriyi zamanında çok yaptım. Bu partideki kırgınlık olmasın, dargınlık olmasın diye. Şimdi dedim artık özveriyi ben de bekliyorum. Peki.
Gelen mesajlara dönelim. İrsen Bey'in politikalarından hangisini beğenmedi ki aday oldu? Seçilirse hangi politikalarını değiştirecek diyor. Siz bir kere alınan kararlar tam alınacak. Bugün alınıp yarın bozulmayacak. Eğer bir sivil toplum örgütü veya bir yasa meclise gönderir, bir sivil toplum örgütü ile ilgili bir karar alınacaksa ilgililerle oturulup konuşulacak ve birlikte karar alınıp birlikte yürünecek. Eğer bir yasa yapılacaksa o yasa epey iyice tartışılacak, iyice etüt edilecek, meclise gönderildikten sonra ve yasalaştıktan sonra geri çekilip tekrardan düzeltilmeyecek. Ve buna benzer daha çok şeyler. Kamu reformundan bahsedilir hep yıllardır. Evet, herkes de söyler bunu. O kamu reform yasası da bir an evvel hayata geçecek. Bu kadar açık ve net. Eğer o hayata geçmezse kamuda düzelmeyi de beklememiz mümkün değil. Kamu reformunu yapmazsanız istifa edecek misiniz? Yapacağız. İstifa edecek misiniz? Yapacağız. Yapamazsanız istifa edecek yapacağız. Misiniz? Yapacağız. Ben de iddialıyım, yapacağız. Peki. Şimdi gelelim mahkeme sürecine. Gelelim. Ancak mahkeme sürecinden önce bir soru daha soralım. Soru. Kabineyle ilgili ve öyle hayırdır geçelim. Birincisi diyor ki izleyicimiz, kazanırsa, evet, siz eğer ikinci tur olur ve seçimi kazanırsanız, Sayın Başbakanınıza, Sayın İrsen Küçük'e kabinenizde yer verir misiniz? Kabul ederse niye? Bu kadar deneyime. Niye faydalanmayalım? Kabul ederse verirsiniz. Niye faydalanmayalım? Ulusal Birlik Partisi bir bütündür. Peki tam tersini sorayım o zaman. Sayın Başbakanımız kazanır da size görev verirse kabul eder misiniz? Değerlendiririm. Değerlendirirsiniz. Halka hizmet için biz varız. Ama halka hizmet için koltuktan kalktınız zaten. Kalktım. Ama gerekirse tekrar otururum diyorsunuz. Hayır. Halka hizmet için koltuktan kalktık. Elbette doğrudur. Ama halka hizmet için partideki sıkıntıların da giderilmesi için koltuktan kalktık. Ve ülkedeki sıkıntıların giderilmesi için koltuğu terk ettik. Ve tabii ki bunu şimdi bazı çevrelerde diyor ki işte bakınız diyor hep destek verenler koltuk sevdası için destek veriyorlar. Bir kere onu bir kenara koyalım. Hiçbir arkadaşımız, beni destekleyen hiçbir arkadaşımızın koltuk derdi yok. Hiçbir arkadaşımızla da biz koltuk pazarlığı da yapmadık. Sen bakan olacaksın, sen olmayacaksın diye bir konuşma da olmadı. Çok bizler, özür dilerim, çok özür tamamen, dilerim. Çok özür dilerim Sayın söyle Bakanım bakayım. Ama inanmıyorum yani ben buna. Yani mümkün değil yani. Bu halkımızın da inandığını pek sanmıyorum. Yani şimdi siz eğer seçimi kazanırsanız çok özür dilerim. Yani Sayın Hasan Taçoy bakan olmayacak mı? Sayın Zorlu Töre bakan olmayacak mı? Sayın Türkay Tokel bakan olmayacak mı bu kişiler? İsimler üzerinde durmam. Olacağı seçimi için sizi destekliyor. Hayır. Şimdi bakınız. Ve tabii ki memnun olmadıkları için de. Şimdi doğru bakınız. Yanlış. Bu algılamanız da yanlış. Ben doğru bizler, olduğunu düşünüyorum. Biz bakınız Mustafa. Bizler bu yola çıkarken ülkedeki sıkıntıları ve partideki sıkıntıları aşmak için yola çıktık. Peki. Eğer bakanlık yapacaksa A isim ve hakikaten iyi hizmet verecekse elbette ki yapacak. Ha mevcut arkadaşlardan, görevde olanlardan da görevini dört dörtlük yapıyorsa elbette ki görevine devam edecek. Onun için bu kısa seçime bir 16 ay kala süreçte ülkeye hizmet etmek, sıkıntıları bir nette olsun azaltmak için görev üstleneceğiz. Bu görevi üstlenirken de en iyi şekilde yapacak arkadaşlarla birlikte yürüyeceğiz. Bakalım o en iyi işi yapacak arkadaşlar göreceğiz, sizin yanınızdakiler mi hep olacak? Hep beraber göreceğiz. Zamanın önüne hiçbir şey geçemez. Bunu tekrardan doğrudur göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Gelelim mahkeme sürecine. Gelelim. İzleyicimizin sorusu vardı birinci bölümde. Evet. Şimdi o soruyla devam edelim. Sayın Keşif'e sorum, mahkeme yerine niçin partinin en yüksek organı parti meclisine gidip de divanın verdiği kararı sorgulamıyor ve mahkeme emriyle kurultay yapılamayacağını, kurultay kararı sadece parti meclisinin verebileceğini bildiği halde niçin mahkemede? Vallahi bu sevgili arkadaşıma öncelikle bir tüzü okumasını söylerim. Çünkü partilerin en üst organı kurultaydır. Kurultaydan sonra parti meclisi gelir. Evet. Ve kurultayda biz itirazlarımızı, aday olanların itiraz edeceği merci kurultayda divandır. İtirazları divan toplar ve o isterse partinin yetkili kurullarına divan götürür. Kişiler götürmez. Divan, biz bu itirazları yaptık. Aynı gece yaptık. Dedik ki bu neticeye göre hiçbir aday kazanmamıştır. Partimizin tüzüğünün şu maddesine göre hiçbir aday kazanmamıştır. 114 ve 115. maddelere göre de bunu yorumlama yetkisi parti meclisine aittir. Bunu sizler değil parti meclisine bunu aktarınız. Bize divan
bunların tartışılamayacağını, 114 ve 115. maddenin incelendiğini, parti meclisine olayın gitmesi gerekmediğini, kesinlikle verdikleri kararın doğru olduğunu, İrsen Küçük'ün genel başkan seçildiğini ilettiğini resmen bize yazıyla bildirdiler bunu. Ve bunlar hep mahkemelerde kanıt olarak da gösterildi. Yani siz gerekirse parti içinde sorunu çözmek istediğinizi söylüyorsunuz. Tabii ki. Ama divan böyle bir şeyi reddetti diyorsunuz. Reddetti, ve evet. Parti meclisine gidilmesine gerek olmadığını tabii ki. Siz yazılı değil olarak. Divan söyledi diyorsunuz. Tabii ki. Tabii yani ki. Size çünkü çok sert eleştiriler var. Olabilir. Özellikle Ulusal Birlik Partisi seçmen ve delegelerinden yani partiyi mahkemelere düşürdü diye. Ama siz diyorsunuz ki divandır bunu söyleyen parti tabii meclisine gidilmesine gerek yoktur diye. Tabii ki. Peki bir değerlendirelim bu mahkeme sürecini Sayın Kaşif. Sanırım KKTC tarihinin en hızlı mahkeme süreci oluyor bu. Öyle de olması gerekir. Hatta bazı... Olsun bazıları, da yalnız siz olmasın, herkes olsun. Herkes yani. Olsun. Herkes olsun. Yani artık bu ülkede hep söyleniyor işte yargı reformu olsun, şu olsun. Özel ihtisas mahkemelerinin yavaş yavaş kurulması da gerekir inancındayım. Peki nasıl değerlendireceksiniz mahkeme sürecini? Öncelikle vallahi, bugün açıklanan karar biraz kafa karışıklığı yarattı. O gelinen, bugün gelinen noktaya kadar olan süreci bir kısa değerlendirirseniz mahkeme sürecini. Mustafa şöyle söyleyeyim. Biz mahkemeye, biz direkt tabii kaza mahkemesine müracaat ettik ve bu olay biz aynı akşam, kurultay akşamı o netice açıklandıktan sonra 4 tane hukukçumuzla birlikte bir arkadaşımızın ofisinde toplandık. İşte saat 12'den 2.30-3'e kadar olayı tartıştık ve ne şekilde nasıl yapılabilir? Çalışmasını yaptık. Geldik tekrar salona, tekrar divanla görüştük. Fakat divanın kararında herhangi bir değişiklik olmadığını görünce de ertesi gün arkadaşlar çalışmalarını yaptılar ve hemen yargıya müracaat ettiler. Ta ilk günden beri bizim söylediğimiz bir şey var. Biz yargının vereceği karara saygı duyacağız ve bu konuyu da hiç konuşmayacağız yargı sürecinde ve konuşmadık. Çünkü yargıda olan bir olay hakkında ben siyasi yaşamda da hiç konuşmadım şimdiye kadar. Çok sorular geldi. İşte yargıdadır, yargıdadır. Çünkü yargıda olan bir olay hakkında konuşmak demek yargıya güvenmemek demektir. Onun için biz hep yargımıza güvendik. Çünkü yargı bağımsızdır diye gururla söylüyoruz. Değil mi? Öyle midir? Öyledir. Peki. Bu olaydan sonra inanıyorum ki herkes de bu kanı yer etmiştir. Ben geziyorum yine, dolaşıyorum, insanlarla görüşüyorum. Bu karardan sonra insanlarımızda bu yer etmiştir. Ve biz bir ara emri müracaatı yaptık. Divan kararının durdurulması ve esas karar olana kadar genel başkanlık yetkilerinin dondurulması. Çünkü parti içindeki gelişmeleri de hesaba katarak, işte kontenjan adayına atılması, şunlar bunlar, parti tüzeye bağlı olarak yapılabilecek işler var genel başkanın yetkilerinde. Onların dondurulması için ve duruşmalar yapıldı ve ara emri verildi. İstinafa gidildi yine. İstinaf da olayı reddetti ve esas görüşme davanın duruşması yapıldı. Biliyorsunuz geçen hafta da Perşembe gün mahkeme kararını verdi. Ve kararını verirken de kurultayın 21 Ekim'de yapılan kurultayın bitmediği, kurultayın halen devam ettiği ve devam eden kurultayın tüzük gereği, herkes onu söylüyor şimdi işte, mahkeme gün veremez. Mahkeme gün vermedi ki. Mahkeme tüzüğe bağlı olarak karar, 28. maddeye göre kurultayın bitmediğini, herhangi bir genel başkan ayın seçilmesine olanak vermediğini tüzüğe göre, 28. maddeye göre o karar verdi ve o tüzüğe göre de ilk kurultayda salt çoğunluğu sağlayamadığı sürece bir hafta sonra ikinci kurultay, ikinci tur yapılır ibaresi var. Ona bağlı olarak da mahkeme aynı tüzüğü oraya yazdı. Şimdi, Perşembe gün olduğu için de 10 gün içinde ikinci tur yapılması gerekir şimdi dedi. Şimdi mahkemenin verdiği kararları tabii ki tartışmamız da gerekir aslında. Saygı ayrı bir şey aslında ama o dediğiniz lafları söyleyenlerden biri de benim. Yani mahkememiz kararlar alabilir, aynı delege yapısı, aynı tabii aday ki. Sayısı. Onlar hep tamam ama gün nasıl olur da gün verebilir vermek, diye. Tabii 10 gün içerisinde yapılması gerekir dedi. Tabii ki. O zaman tüzüğü okuyun. Hayır, şunu söylemek istiyorum ben. Ben de buna yani tepki gösteren demeyelim de şaşıran bir tüzük görüşte onu emrediyorum. Oldum. Madem ki tüzük öyledir, Sayın İrsen Küçük'ün bugün yaptığı itiraz neden kabul edildi? Süreyi durdurdu. Süreyi durdurmadı, istinafa gidildi. Evet. Onlar bu kararın iptalini istiyorlar.
istinafa gitti yüksek mahkemeye. Sadece kararın iptalini istiyorlar. Kararın iptali içinde kararı da yürürlükte olan kararın durdurulması gerekir. O karar da durulmadı. Şimdi bakınız. Tüm karar mı yoksa sadece 10 gün mü? Karar durdurulmadı. Karar durdurulmadı. Benim algıladığım, ben hukukçu değilim. Ben yüksek, hukukçularla da konuştum, onlar da tam algılayamadı. Yüksek mahkeme bugünkü görüşmeyi Cuma'ya erteledi. Tamam. Ve onların istinafında pazar gün duruşma yapmak üzere gün verdi. E tamam, demek ki 10 gün kararı buzdolabına kaldırıldı. Çünkü 10 gün daha, olsaydı bu pazar kurulda tamam, olması olacaktı. Gerekirdi. Şimdi, efendim? Olacaktı, doğrudur. Şimdi Mustafa, eğer 11'inde ben bu kararı dondurdum, 15 gün sonraya gün verdim deseydi dediğiniz olurdu. Ama hemen pazartesi gün verdiğine göre 4 gün sonraya da elbette ki 4 gün sonraya gün verir ki bunlar da normalde bana hukukçuların söylediği en erken 14 günle gün verilirmiş. En erken 14 güne. En erken 14 günmüş. Ama sizin davaya 4 güne. Buna, bu memleketin davası artık, benim değil. Buna 4 güne gün verdi. Ve pazar günü de son günüydü bu olayın. Pazar gün son gündür. Cuma'ya kadar da erteledi. Cuma gün tekrar görüşme var. Sayın Kaşif, Cuma gün çıkacak olan karardan sonra peki de karar pazar çıkmayacak. Gün, pazar gün peki de karar çıkmayacak. Cuma gün görüşülecek. Yargıda da şimdi. Pazar gün kurultayın olabileceği de konuşuluyor. İhtimal dahilinde midir? Olabilir. Şimdi ben yargıdadır ve tam neticelenmedi olay. Şimdi yargıda olup da neticelenme bir olay, şimdi burada biz hukukçuymuşuz, mahkemeymiş gibi. Varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Ben, eğer şimdi, reddedilirse şimdi Sayın Küçük'ün talebi Cuma gün, pazar gün kurultay yapılması gerekir demektir bu. Evet. Ama gün, eğer taraflar mutabık kalırsa yapılmaz. Öyle bir ibare de var. İstinaf, karar yazılmadı zaten. Cuma gün yazılacak. Veya Cuma gün varılacak o karar. Herhangi bir karar çıkmadı. Herhangi bir karar taraflar mutabık kalırsa dediniz siz. Taraflar eğer Cuma günkü yapılacak olan duruşmada. Evet. Taraflar derse ki pazar günü istinaf var. O istinafa kadar bu süreç şimdilik işlemesin diye antant kalırlarsa o zaman karar çıkmasına hiç gerek yok. İnancındayım. Bilmiyorum. Hukuk dili sevgili olarak. Sevgili izleyiciler, oldukça karışık durumlar. Bu hukuki süreç. Bilemem. Biz hukukçu de, değilim, biz de, yargı mı değilim. Biz de sizlerin en iyi şekilde anlaması için çalışıyoruz. Ama biz anlayamıyoruz. Benim anladığım kadarıyla Sayın Keşif'in de kafası biraz karışık. Bu konuyla ilgili. Hiç karışık değil. Kafası nettir. Karışık. Yani net bir şey yok. Net. Pazar gün kurultay var mı yok mu belli yok, değil. Belli Cuma günkü davadan sonra görüşmeden sonra belli olacak. Kesin tabii. Bekleyip görelim bunu. Tabii ki, zaten tarihimizin en hızlı görülen davasıdır. Fazla beklemeyeceğiz. Çok sayıda gelen mesajlar var. Hemen onlara dönelim. Kısa kısa Sayın Keşif. Sayın Küçük ve Sayın Keşif Genel Başkan olsa ne yazar? Bu duruma geldikten sonra ne Keşif ne Küçük UBP'nin bütünlüğünü koruyabilecek mi? Sağın en büyük kalesini yok ediyorlar demiş. Sağın en büyük kalesini yok etmek için hiçbir söylemim olmadı. Olmaz da. Aksine biz yola çıkarken sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk üzerine yola çıktık. Ve ülkenin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Onun için Ulusal Birlik Partisi'ndeki birlikteliği, bütünselliği de bu yumakla biz sararız ve bütünleştiririz. Bundan daha hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İlerleyen dakikalarda soracaktım ama şimdi sorayım size. Sor. Diyelim ki siz kazandınız ve şu ana kadar da hep böyle yumuşak bir üslupla gidiyorsunuz, sevgi, saygı, hoşgörü laflarıyla. Kazandığınızı farz edersek eğer, rahat olacağınızı düşünüyor musunuz o koltukta? Yani şimdi, yani çok konuşulan bir şey var. Nisapta bize zorluk çıkarırlardı. Onlar kazansın da görelim nisabı şeklinde sıkıntılar yaşayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Belki 3-5 gün veya 1-2 oturum sıkıntı olur, ondan sonra geçer. Atalarımızın söylediği bir şey vardır. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Gerekirse odaya kapanırız, tartışırız, doğruyu hep birlikte bulur, sonra tek yumruk halinde çıkarız. Seçim için öyle olmadı ama kurultay seçimi için. Kurultay seçiminde 2 aday vardı. İşte odaya kapanıp da anlaşamadınız. 2 aday var. Ben özveri yaptım, yapacağım kadar değil mi?
Peki. Halk artık hizmet bekliyor. Doğru. Beni başkanlık seçimi ilgilendirmez. Gına geldi artık, bana göre sistem çöktü demiş. Bu sistem tabii çok tartışılması gereken bir şey. Geniş. Siz de bunu sürekli geniş söylüyorsunuz. Geniş halkı şey. Bununla meşgul etmeyelim artık. Gidelim kurultaya bu işi bitirelim diye. Doğru. Devam edelim. 10 milyon sterlin nereye harcandı? Cemal suçlu mu? Cemal başkanı söylüyor. LTB'ye istihdamları CTP mi yaptı? Fazla personel var mı LTB'de? Siz bu fazla personeli durdurur musunuz? Demiş size izleyicimiz. Şimdi bunlar için konuşmak çok erken. 10 milyon'dan ben basında okuyorum. Ne bileyim ben 10 milyonu kim aldı, kime gitti? Nasıl bilmiyorsunuz? Sizin ha. Bakanlar kurulunuz imzaladı geçti mı? Geçti belediyeye verildi. Siz belediyenin borçlanması için. Belediyenin borçlanması için verilen para. Nereye gitti diye şimdi sorsa. Belediyenin borçlanması için, Mustafa'nın borçlanması için ben bir kağıt imzaladım. Mustafa borçlanıyor. Ben Mustafa'ya sordum. Ondan sonra Mustafa sen bunu ne yaptın ne ettin? Borçlarını kapatmaya için yapmışsındır herhalde. Bilginiz eğer, yok bu konuda. Hayır, detaylı bir bilgim yoktur. Ha fazla personel var mı yok mu onu da bilmiyorum. O da önemli. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum yani olayları şimdi faraziyelerle konuşmak, faraziyeler tartışmak olmaz. Eğer bir şey varsa otururuz. Yetkim de varsa çağırırız tarafları otururuz masaya koyarız. Yasanız neyi emreder? Şu kadar. Eğer şu kadarsa şu kadar olacak. Şu kadarı fazladır. Birlikte çözüm yollarını buluruz. Yine size gelen eleştiriler var. Ne kadar sorumluluğunuz var bu konuda bilmiyorum ama size bunu soralım. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde siz de bakanlar kurulunda kabinede yer evet. alırken yapılan bu istihdamlara ve yatırılmayan sosyal güvence ücretlerine neden sesinizi çıkarmadığınız söyleniyor. Biz bakanlar kurulundayken Lefkoşa Belediyesi'nde ne gibi istihdama yapılmış ki? Hayır, bu konuyla ilgili size sorular sormamı isteyen kişiler var. Tamam Mustafa'm da. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Ben de yani, sorumluluğunuz olup olmadığını bilmek istiyorum. Lefkoşa Belediye, şimdi o zaman belediyeler yasasını lütfen okusunlar. Lütfen okusunlar. Yani ben Sağlık Bakanıydım, benim ne alakam var diyorsunuz. Hayır. Belediyeler yasasında, belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin yetkisinde olan bir olaydır bu. Hükümetin ona bunu yapamasın deme yasal olarak bir yetkisi yoktur. Hayır, ancak tavsiye kararı var. O tamam, ona söyleyecek hani bir personel alacaksa alacak. Ondan sonra imzalanan bir protokol vardı. Sayın Çalışma Bakanımız Şerif Önverdi, Sayın İçişleri Bakanımız Nazım Çavuşoğlu. Yani bu konular Bakanlar Kurulu'nda tartışılıp görüşülmedi mi? Hayır. Protokolü arkadaşlar imzaladı, anlaştık dediler. Bize de bilgi verdiler, o kadar. Bilgi verildi, o tabii, kadar. Tabii. Peki, devam edelim. Bu öğrencilerin burslarını dahi ödeyemeyen bu hükümetin başına Sayın Keşif gelirse ne değişecek? Bize açıklar mı? En sevdiğim mesajlar öğrenci sorunlarıyla ilgili gelen mesajlardı. Çünkü genç arkadaşların da ilgi gösterdiğini görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öğrenci burslarını dahi ödeyemeyen bir hükümetin başına Sayın Keşif gelirse ne olacak? Ne değişecek diyor. Şimdi bakınız, bir devletin bütçesi yıllık yapılır. Ve yıllık yapılan bütçede de ödenekler belli. Ödeneği olan her şeyinde plan program tahtında gününde ve zamanda ödenmesi lazım. Bunun sorumluluğu da hükümete aittir. Hükümet bu sorumlulukla hareket ederse her şey zamanda ödenir. Nasıl ki çalışanların maaşları ödeniyorsa niye onların da ödenmesin? Niye onların da ödenmesin? Peki. Sayın Başaran Düzgün yazısında bahsettiği 2 trilyon Sayın Başaran Düzgün'ün yazısında bahsettiği 2 trilyon meselesi hakkında açıklama yapabilir mi? Ne 2 trilyonu? Haberiniz yok. Ben öyle bir pardon haberim yok ya. Yani ben ya, de yazıda gördüm ama o para neymiş, nereden gelmiş, kim almış ne bileyim. Hiç haberiniz yok. Hayır bir öyle şeyden. Bir şey yok. Peki. Haberi o kadar o kadar o kadar bir para varsa vallahi ne bileyim yardımcı olacak o kadar kurumumuz var ki veya insanımız var ki bu dünyada, ülkemizde. Ama yani böyle trilyonlar döner bu seçimlerde. Hiç haberiniz olmadı mı sizin görüşlerden? Hiç. Hayır. Allah Allah. 22 yıllık siyasi hayatımda parayla, pulla hiç ilişkim olmadı. Peki. Sayın Keşif demiş size izleyicimiz. 2004 mağduruyum. Evet. 2 haftaya kalmaz. Ailemle buradan kaçıyoruz demiş. Demiş geyle. Has Kıbrıslıyım ha da demiş. Ha. Sevinin de demiş arkasına. Niye sevineyim ki? Siz halledemediğiniz için bu insanların ben sorunlarını. Şu an. Yani siz derken partinizden bahsediyorum. Doğrudur, haklıdır da. Şimdi bakınız istihdam olayında evet. O konuyu çok tartıştım ben hükümetteyken de. Şu anda aynı şeyi söylüyorum. Bugün mesela bakınız geçen defa kurultaya giderken epey istihdamlar yapıldı ve istihdam sözleri verildi. Şimdi yine yapılıyor. Şimdi yine yapılıyor ve yine sözler veriliyor. Peki şimdi 200-300 istihdam yapacağınıza kurultaya yönelik 200 veya 300
Öyle söyleniyor. Bilmiyorum, resmi olarak bize bir şey sorulan veya bize bilgi verilen yok. Ama bizde işte çağrılan, işe çağrılan arkadaşlardan ve bölgeleri gezdiğim zaman bölge insanlarından duyduğum rakamları aktarmak zorundayım. Niye bu insanlar da bu istihdam edilenlerin arasında olmuyor da bu insanlarımız çile çekiyor? Buradan da istihdamı yapanlara benim tarafından bir duyuru olsun. Peki. Sevgili izleyiciler, özellikle bu istihdam konusuyla ilgili benim de söyleyecek çok önemli sözlerim vardır. Ancak şu anda bunları söylemiyorum yanlış anlaşılmaması için. Yani eğer şimdi istihdam konularına girersem Sayın Keşif buradayken tarafsızlığımıza halel gelmesini doğru istemiyorum. Doğru. O yüzden şu anda istihdam konusuyla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama cuma gün halkın nabzında, orada konuk da biliyorsunuz, gayet rahatız orada. Cuma gün halkın nabzında bu istihdam konusunu çok detaylı bir şekilde değerlendireceğim. İlginiz için çok teşekkür ediyorum halkın nabzına da. O gün her zamanki gibi yine dikkatli bir şekilde bizleri takip etmenizi rica ediyorum sizlerden. Bu istihdam konusu çünkü artık bir yere kadardır. Doğru. Yani bir yere kadardır bu işte. Şu anda kendimi tutup bir şey söylemiyorum bu konuda. Ama cuma gün bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağım. Sayın Keşif, bu ülkede yasalar kişiye göre, adama göre, düzene göre, anayasa için ne düşünüyorsunuz? Bu demiş. Ülkemizdeki anayasanın da artık dünyada her şey değiştiğine göre ülkemizde de bazı şeylerin değişmesi lazım. Anayasamızda da değişikliğe muhakkak gidilmesi gerekir. Anayasada değişikliğe gidilmesi muhakkak gerekir. Geç bile kaldık. Çoğu siyasimizin söylediği sözleri geç söylüyorsunuz. Kamuda şimdi reform, bakınız, yargıda reform, bakınız, anayasada değişiklik. Bunlar yapılmazsa çağı yakalamamız ve günü yakalamamız da mümkün değil. Onun için iddialıyız diyoruz biz. Ve bunların da hepsinin yapılması şarttır. Geç bile kalın diyorum. Çünkü ben bundan ya 3 ya 4 sene önce, yok 3-4 senedir bir hükümetteyiz pardon, muhalefet dönemindeyken tüm siyasal partiler arasında bir komisyon kurmuştuk ve anayasa değişikliği konusunda çalışmalar yapmıştık. Siyasal partiler konusunda çalışmalar yaptık, seçim halk oylaması yasası konusunda da çalışmalar yapmıştık. Bunlar raflardan indirip bir an evvel bitirilmesi gerekir ki şimdi yine komite kurulmuştur. Sayın İlkay Kamil bu komitenin başkanıdır. Yanlış hatırlamıyorsam siyasal partiler yasası bitmiştir. Seçim ve halk oylaması yasası da bitmek üzeredir. Anayasa çalışmaları da bizim çalıştığımız dönemde bir iki madde hariç hemen hemen hepsinde de uzlaşılmıştır. Onların raflardan indirilip gündeme alınırsa kısa sürede sonuçlanacağına inancım tamdır. Peki. Kurultayı kazanırsanız eğer ve ülkenin başına bunlar muhakkak, geçerseniz muhakkak yapılması gerekir. Teker teker değerlendirilir. Yapılması şarttır. Transferlerle ilgili mesajlar var. O konuları geçtik. Halen daha Sayın İrsen Bey'e görev vermekten bahsediyor. Sayın Keşif koltuğa yapıştı Sayın İrsen Bey. Gençleri ve yeni isimleri görmek istiyoruz. Bu saydığınız isimlerden usandık demiş izleyicimiz. Her şey günü geldiğinde değerlendirilir. Biliyorsunuz siyasal partiler bir bütündür. Evet. Ve siyasal partiler kurullarıyla oturur, görüşür ve en iyisi, en doğrusu neyse kurullarında tartışarak kararı verir. Onun için şimdiden şu olacak, bu olacak diye konuşmak herhalde doğru bir karar olmaz. Gençlerin önünün açılmasından bahsetmişken doğru soracaktım size bunu ben de aslında. 3 ay önce yapmış olduğumuz programda daha Kurultay'dan önce size sormuştum. Doğrudur. Kazanırsanız Sunat Atun Bey bakanlıkta kalacak mı? Evet kalacak demiştiniz. Hayır, ben onu hatırlatayım sana. Sunat Atun'a çok mu güveniyorsunuz? Evet demiştim. Kabinede eğer kazanırsa değişiklik olmayacak mı? Büyük bir ihtimalle olmayacak demiştim. Size onun üzerine Sunat Atun kabinede kalır mı demiştiniz? Kesinlikle kalır demiştim size ben de. Şimdi ne diyorsunuz? Günü geldiği zaman konuşacağız. Peki. Yani kesinlikle kalır demiştiniz. Evet. 3 ay önce. Şimdi günü gelince konuşacağız. Evet. Diyorsunuz. Yetkili kurullarımızla görüşeceğiz. Tüm arkadaşlarımızla. Peki. Çok çok sayıda gelen mesajlar var. Bir de eleştiri alınan bir konu var. Söyle. Bu soruyu da tabii size soralım. Hamsi Festivali'ni nasıl buldunuz? Diyor size izleyicimiz. Yani bizim hoşumuza gidiyor aslında böyle Hamsi Festivalleridir, Hataylılar Derneği'dir, odur budur. Bunlara gidiniz tabii de. Bu kadar ilgiyi kendi yerel değerlerimize de gösteriyor musunuz? Elbette. Gösteriyoruz. Davet aldığımız her yere gidiyoruz. Ve kendi bölgeme de yakın olduğu için Hamsi Festivali'ne gittim. Ve orada da
hiç beklemediğim anda bir konuşmada verildi. Ve konuşmamda da şunu söyledim. Her yöre kendine özgü varlıklarını, kendine özgü gelenek ve göreneklerini yaşatır. Nasıl ki dedim, hatta Baf'ın da her sesini misal verdim. Nasıl ki Baf yöresindeki insanlarımızın bir her sesi var. Galatya'nın meşhur sucuğu var. Değil mi? Her yörenin kendine mahsus bir gelenek, göreneği var. Şimdi her, farkındaysa her beldede, başta da ona göre de festivaller yapılmaya. Mesela Serdar'da bir Babutsa Festivali. Serdar'da? Babutsa Festivali mesela. Hiç duymadın mı? Benim bildiğim İskele'de olur. Yani Babutsa İskele'nindir ama... Serdarlı'nındır. Serdarlı'nın. Tabii şu an esas o. Serdar'da İskele'nin değişik festivali var. Yöre değişti. Benim söylemek istediğim oydu. Yani tabii bunlara ki değer gösteriyorsunuz. Tabii ki. Yerel değerlerimize de değer tabii ki gerekli. İlgiyi gösteriniz. Sayın Keşif ve silah arkadaşları. O ne ya? Size. Hayırdır asker? Bırakın bu koltuk kavgalarını. Benliğimizi kaybettik. Yapacak işiniz yokmuş gibi bizden olmayan her festivalde anavatan hamasetiyle el çırpmaktan daha önemli işleriniz olması gerekir. Ülkeyi düzeltin. Asimile edilmemizi seyredeceğinize ve alkış tutacağınıza diyor. Özellikle bu vatandaşlık konusu çok tartışılıyor Sayın Keşif son günlerde. Son günlerde ne kadar yapıldı ne kadar değil, bilemiyorum ben tabii ki. Yanlış buluyor musunuz o konuda? O konuda vatandaşlık konusunda elbette ki yasalarımızın, şimdi bakınız, her ülke anayasası ve anayasaya bağlı çıkarılan, meslekçe çıkarılan yasalar, tüzükler, yönetmeliklerle idare edilir. Siz eğer bazı konularda eğer direnç gösterecekseniz veyahut da artık buraya kadar bundan sonra bazı olayların daha kolay olmaması için bir tavır alacaksanız, ilgili yasalarda değişikliklere gitmeniz gerekir. Yani mesela daha gemiden gelir gelmez vatandaş yapılıp da o çok yanlış. İş de verilmesi. O çok yanlış. Bu halkın da çok yanlış. Evlatlarının işsiz durumda kalması. Çok yanlış. Çok yanlış bunlar. Çok yanlış. Peki inşallah Sayın Keşif. Daha önce bazı bantları böyle bulup koyup yayınlamıştım ekranda izleyicilerle. İnşallah bu bantları da bulup koyup yayınlamak zorunda kalmam size karşı. Olmayacak. İnşallah olmayacak. Sizin dediğiniz gibi olur. Sevgili izleyiciler, çok çok sayıda gelen mesaj var. Ne kadar fazla okursak o kadar iyi diye düşünüyorum. Sayın Ahmet Keşif'e çok aşırı derecede destek veren mesajlar var. Onları okumak istemiyorum burada. Sadece söylemekle yetiniyorum ki Sayın Ahmet Keşif'e gelen destek mesajları var. Çok kısa bir iki mesaj daha okuyup programın artık son bölümüne girmek istiyoruz. Son bölümünde de programın Sayın Keşif'in yapmış olduğu açıklamalar vardı. Onlarla bitireceğiz. Ancak birkaç SMS daha okuyalım. Herkesin söylediklerini söylüyor Sayın Keşif demiş. Peki bunları yapamazsa istifa etmeye hazır mı? Günün geldiği zaman nasıl yaptığımızı, yapamadığımız zaman da ne yapacağımızı herkes görecek. Peki. Mustafa kardeş, Sayın Keşif'in hayvancının batışından haberi var mı? Var. Görüşü nedir? Çok merak ediyoruz demiş. Var. Var. Görüşünüz nedir? Var. Hayvancıyı bir kere artık hayvancıların da bugün akşam üzeri Göçmenköy'de bu konuyu tartıştık. Hasbelkader. Birkaç da kasap vardı orada. İşte kaça alıyorsunuz, kaça satıyorsunuz diye sordum. 11 TL kilosu canlı alınıyormuş. Okkası pardon. Canlı alınıyormuş hayvan şimdi. Peki dedim, yani bunun ucuzlatma yolu nereden olur? Hemen orada bir fikir üretti. Yem girdileri aşağıya çekilebilirse hayvan ucuzlar. Ve üretim de ona göre artar, tüketim de artar. Tüketim arttığı zaman hayvancılık canlanır. Nasıl ki süte sübvansiyon veriyoruz değil mi? Evet. Niye et üretimine de, besiciliğe de destek verilmesin? O yönde de bir hareket yapılmasın ve dıştan et ithali ihtiyacımız da olmasın. Yani konuyla ilgili olduğunuzu, araştırdığınızı söylüyorsunuz. Farkındaysanız bize taşralıysın demişti. Biz köylüyüz. Peki. Biz de çobanlık yaptık zamanında. Peki. Mustafa programını zevkle izliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz demiş bir izleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, daha çok sayıda gelen mesajlar var. Hepsini okuyabildiğimiz kadarını okumaya çalışacağız. Son bölümde de Sayın Keşif'le yapmış olduğu açıklamalarla ilgili bir kısa değerlendirme de yapacağız. Bizi siyasetten silmek istiyor dedi Sayın Keşif. Kurultaya karışmaması gereken kişiler kurultaya karıştırılmak isteniyor dedi. Bunları söylemekle neler demek istediğini kendisine soracağız. Katkılarınızı da bekliyoruz. Son bölümde görüşmek üzere. Bir kısa ara, birazdan birlikteyiz.
Evet, yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ulusal Birlik Partisi Mausa Milletvekili ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Sayın Ahmet Keşif ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Çok sayıda mesajlar var, çok sayıda mesajlar var. Onlara da vaktimiz kalırsa ayrı dönmeye çalışacağız. Ancak Sayın Keşif'in dün yapmış olduğu açıklamalar vardı. Kısa kısa onları değerlendirelim. Daha sonra da mesajlarınıza dönmeye çalışacağız vaktimizin yettiği kadarıyla. Sayın Keşif, dün yazılı açıklamalarınız oldu. Evet. Sayın Başbakanımız İhsen Küçük'ün de olmuştu. O açıklamalardan sizin sözlerinizle almış olduğum notlar var. Dilerseniz onları size soralım. Son bölüme böyle başlayalım. Sayın Küçük'ün gerçekler ortadayken bize ve yargımıza saldırması temelsizdir ve sadece bireysel çıkar odaklı bir tutumdur. Madem ki Sayın Küçük bizi yeneceğinden emindir, neden kurultaydan kaçmak, kurultay tarihini ötelemek için çaba gösteriyor? Yoksa yine hiç karışmaması gereken yerleri kurultayımıza karıştırarak ve istihdam yaparak mı başarı elde edeceğini sanıyor? Yoksa hiç karışmaması gereken yerler kimlerdir Sayın Keşif? Mesajı olan alır. Nasıl yerler yani? Derken biz nasıl bunu, yani? Biz onu diyoruz ki bu Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi köklü bir partidir ve siyasal partiler bir devletin kendi demokratik yapılarıdır, unsurlardır. Bu demokratik yapıların iç sorunları kendi içlerinde tartışılır ki demokratik bir süreçte kendi içinde kendi üyeleri arasında görüşülür ve tartışılır. Partiye üye olmayan veya partiye bağımlılığı olmayanların partiye karışması veya partiyle alakalı bir şeyler söylemesi bizce doğru bir şey değildir. Burada kastetmek istediğimiz o. Ama kim? Bu süreçte partiye kimler karışmaya çalışırsa. Kimdir onlar? Kim olursa. Bilmeden yazdınız. Kim olursa. Mesajı olan alır dediniz az önce. Kim olursa işte. Kim olursa dedik. Tecihetgiller ile aranız iyidir ama. Gayet iyi herkes. Peki. Devam ediyoruz. Sizin evet. Açıklamalarınızdan. Bilinmelidir ki İhsen Küçük anlayışında bir başbakanla bu ülkenin bir yere varması mümkün değildir. Bu sözler birebir sizin sözlerinizdir. Evet. Peki. Siz kaybederseniz eğer Sayın Başbakanımızla birlikte çalışmayı kabul edeceğinizi söylüyorsunuz. Ben zaten Ulusal Birlik Partiliyim. Partimden ayrılacağım diye bir olay yok. Hayır. İşlerin düzelmesi için... Sayın Başbakanımızı aynen şu sözlerle suçluyorsunuz. Bilinmelidir ki evet. İhsen Küçük anlayışında bir başbakanla bu ülkenin bir yere varması mümkün değildir. Doğru. Bu ülkenin bir yere varması mümkün olmayan bir adamla siz nasıl birlikte çalışacağınızı şimdi, söyleyebilirsiniz? Şimdi kurultaydan sonra. Şimdi bakınız, bir kurultaya giderken Ulusal Birlik Partisi bir bütündür. Bunu önce herkesin kabul etmesi lazım. Adaylar olabilir. Evet. İki veya üç veya tek aday da olabilir. Eğer adaylar fazlaysa demek ki parti içinde gidişattan memnun değiller ve ülkedeki gidişattan memnun değiller. Eğer buna rağmen, tüm uyarılara rağmen delege takdir eder ve yine aynı şekilde karar verirse ve aynı olayın devamında istiyorsa elbette ki delegenin takdirine hepimiz saygı duymalıyız ve biz Ulusal Birlik Partisi'nin birer mensubu olarak partimizin daha iyi nasıl yönetilir ve daha iyi nereye gider çalışmasını daha ağırlıklı bir şekilde yine parti içinde mücadelesini veririz. Bu anlayışta bir başbakanla bir yere gidilmeyeceğini söylemenize rağmen yapar. Kurultayda Sayın İhsen Küçük kazanırsa partiniz için en doğru ve ülkem için en doğru neyse olanı yapacaksınız. Peki devam ediyoruz. Sayın İhsen Küçük'ün rakibi olduğumu açıkladım diye evet. Neredeyse afaroz edilmek, siyasetten silinmek isteniyorum. Hı hı. Kimdir size afaroz edip siyasetten silmek isteyenler? İşte parti içinde yapılan hareketler. Sağda solda duyduklarımız. İşte o biraz programın girişinde söylediğiniz o grup toplantısı adı altında yapılan toplantılar, bakanlar kurulunda yapılan söylemler hep bize iletiliyor. Bunlar güzel olmayan şeylerdir. Parti içinde yapılması gerekenler veya konuşulması gerekenler varsa da olgun insanlarız. Bir siyasal partiye mensup insanlarız. Bunların karşılığı birbirimize konuşmamız varken bunları perde gerilerinden veya sokak aralarında veya başka arkadaş sohbetlerinde duymak istemiyoruz. Bu gibi hareketlere girişildiği bizlere iletildi. Bu da ona o iletenlere bir mesajdır. O da mesajdır yani. Tabii ki. Bir tane daha var. Basın nedir zaten? Basın bir mesaj verme yeridir. Ama öyle gizli kapaklı da gizli kapaklı değil işte doğru veriyoruz biz de.
Doğrusunu da doğru veriyorsunuz. Tabii. Peki bir soru daha soruyorum. Sor bakayım. Sayın Küçük'ün derdi adaletin yerini bulması değildir. Hı-hı. Sayın Küçük başbakanlık koltuğunda oturarak Ulusal Birlik Partisi kurultayına hiç karıştırılmaması gereken kişilerin kurultaya karışması ile bizim devre dışı kalmamızı istemektedir. Hı-hı. Bu da mesajdır. Tabii ki. Bu da mesaj. Kurultaya giderken yaşananları hep birlikte gördük. Yani hiç isim yok buralarda. Hayır. Farkındaysanız orada da isim yok. Çok sayıda gelen mesajlar var. Hemen hızlı hızlı okuyabildiğimiz kadar okuyalım. Mustafa Süpersin devam et demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Keşif yanlısı olan kişiler mahkeme binasında. Karar açıklanmadan nasıl tahmin ettiler 10 gün yapılması gerektiğini? Bunu ben mi söyleyeyim? Kim keşif tahmin etmiş? Yanlısı olan kişiler diyor. Bilmiyorum. Ne bileyim ben kimdir? Ondan haberiniz yok. Hayır. Yani şimdi Haberdar'da galiba. Haberdar gazetesinde çıkmış bir haber. Evet. Bununla ilgili hatta isim de vermişler orada. Ben o isme sordum. Dedim nedir bu olay? Ben dedi Aralık ayının ilk başlarında yazdığım bir olaydır bu dedi. Demek ki dedi babam da dedi bilmem şey oynar, toto oynar dedi söyleyeyim madem tahminlerim tutar dedi çocuk. Yani bu tamamen... Yani tahminmiş bu. Tahminmiş ya çocuğun yaptığı bir tahmin. Şimdi bunu yani şimdi burada konuşurken veya bir yerde sohbet ederken işte Galatasaray Fenerbahçe herhalde Fenerbahçe 2-1 yener. O gün, ertesi gün de Fenerbahçe 2-1 yenerse, Mustafa bunu nereden bildi? Bu soru da ona benzer. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray 2-1 yenebilir, normal sonuçtur da. Değil. 10 değil. Günü tam bilmesin. Süreci iyi takip eden birisi herhalde. Peki. Ki o şekilde. Yani tahminle olduğunu söyledi. Tabii ya, yorum yapmış kendine peki. Göre. Sayın Keşif mahkemede ilk davalı UBP iken partiyi bile mahkemeye veren bir genel başkan adayı nasıl olunur? Bunu çok konuştuk. Divan'ın açıklamalarını söylüyorsunuz. Bir de bunun elinizde yazılı belge olduğunu bana söylediğiniz arada. Şimdi şöyle söyleyeyim Mustafa, DİVA Ulusal Birlik Partisi denirken şimdi onu bizim avukatımız Sayın Fuat Veziroğlu abimiz buradan evet. İyi akşamlar diliyorum bizi izliyorsa o bu olayı çok geniş bir şekilde iki basın toplantısında anlattı. Tekrar anlatmama da gerek yok. Artık ben avukatlar bize anlattığına göre davalar özel veya tüzel kişilere açılır. Tüzel kişiliği olmayan bir yere dava edilmez. Mesela bu masa dava edilmez. Eğer bu masaya takılıp bir şey olmuşsanız, bir kazaya uğramışsanız Genç TV dava edilir. Sayın Keşif, burada zaten çok temiz bir şekilde açıkladınız siz onu. Evet. Divanın vermiş olduğu karar vardır ki parti meclisine gidemezsin diyor. Doğru. Size. Yani bunu söyledikten sonra hala daha size Ulusal Birlik Partisi'ni mahkemeye verdi diyenler. Yani ben olsam o kağıdı gösterirdim. Hayır bir de o gün birlikte yaşadık kurultayı zannedersem Mustafa. Ve divanın açıklarken ne tür bu açıklamayı ne şekilde yaptığını siz de duydunuz. Kırgın mısınız Hüseyin Özgürlüğüne? Hayır. Kırgın değilsiniz. Niye kırgın olayım ki? Sizin yürek çok geniş sayın. Bizim bakalım. Yüreğimiz insan sevgisiyle yani, doludur. Enteresan. Şöyle orada o kararı açıklamış olmasıdır bugün bu kaosun nedeni. Olabilir. Her insan hata yapabilir. Yani Sunat Atun size adamlık dersi verecek kişi değildir Ahmet Keşif diyor. Ona da şimdi bir şey demiyorsunuz. O adamlık şeyi de biliyorsun birlikte konuşmuştuk. Evet. O adam ol şeyi nereden geldiğini biliyorsun. Herkes biliyor. Yani niye ben o cümleyi kullandığımı da biliyor. Tabii. Onun bana kullanmış olduğu bir cümleye atfen söylediğim bir cümledir o da. Gerçekten çok nasıl derler böyle insanlar için naif derler. Naif. Bilmiyorum. İngilizcesi naif, Türkçesi naif öyle bir şey. Peki devam edelim. Ahmet Keşif Bey'e soruyorum. Eğer başbakan olursa Cemal Bulutoğulları'nı sorguya çekecek mi? Bildiğim kadarıyla Cemal Bulutoğulları zaten mahkemededir şu anda. Yargılanıyor. Şimdi dediğim gibi önümüzde evrak olmadan, dosya olmadan, herhangi bir araştırma yapmadan, şimdiden ben Hasan'ı keserim, Mehmet'i doğrarım, öbürünü bilmem ne yaparım demek hata olur. Faraziyeler üzerine konuşma olur. Devlet yönetmek ciddi iştir. Peki. Ciddi işlerde ancak dosya, evrak onlar toparladıktan sonra olur. Peki. Sayın Keşif hukukçu olmadığını iddia eder. Doğrudur. Yanında danışıp sorduğu avukatı var. Hiç mi merak edip sormadı acaba bu ne ilgisizliktir diye hangi konuyla bilmiyorum. İlgili demek istedi izleyicimiz. Gönderirse eğer tekrardan hangi konuyla ilgili olduğunu onu tekrar sorarız. Sayın Keşif siz kazandığınızda 21 milletvekili varsa siz ne yaparsınız demiş. 21 milletvekili varsa nerede?
herhalde Ulusal Birlik Partisi'nde, Ulusal Birlik Partisi'nin şu anki rakama göre 30 milletvekili var. 21'e düşmesi de mümkün değil. Ha şimdi Allah uzun ömürler versin. Sayın Süleyman Demirel'in bir lafı var. Demokrasilerde çareler tükenmez. Demokrasilerde çareler tükenmez. Yani sizden de böyle 3-5 transfer bekleyebilirik. Gerek yok. Gerek olursa bekleyebilirik. Gerek yani. Yok. Gerek yok. Bir niye diğer siyasal bir mesajı var? Diğer siyasal bunu, partiler var. Bunu size okumak istiyorum. Söyle çünkü bakayım. Aynısını düşünüyordum. Ben de onu söylüyordum. Aynı anda da okudum bunu. Sayın Keşif Kıbrıs'ta yaşamaz galiba diyor. Hiçbir şeyden haberi yok ayaklarına yatıyor. Çok yazık. Göründüğü kadar dürüst davranmıyor diyor. Ne gibi? Yani açık mesela az önce sorduğum gibi size ne? Transferler diyorum gerek yok diyorsunuz. Gerek olursa yapar mısınız diyorum. Transfer niye yapayım ki? Yapıyor partiniz siz de yapar ne mısınız? Ne yapayım ki? Bakınız eğer sayı 21'e düşerse 26'yı 5 tane transferle yapmanız şu anki yapıda mümkün değil. Peki ben de diyorum mümkünse yapar mısınız 5 transfer? Mümkün değil. Yapmazsınız mümkün demiyorsunuz değil. Ama. Hayır. Koalisyon dönemi açılırsa koalisyon yapılır. Peki. Niye tüm siyasal partilere sorumluluk yüklemiyoruz da ille bir siyasal parti olsun? Niye? Öyle bir şey denmedi ama size. Ben niye transfer yapayım yani koalisyon diye? Yapmayınız demedim. Hayır, size sorduğu izleyiciniz ne yaparsınız yapmam. Diye. Yapmam. Koalisyon yaparsınız. Koalisyon yaparsınız. Peki. Açık İyi yayınlar Mustafa Bey. Geçen hafta size yazmıştım. Adalet Bakanlığı'nın olmadığı bir ülkede hak aramak hayalden öteye gitmez diye. Şimdi bunun örneğini yaşamaktayız. Ülkenin başbakanı bile yüce diye kabul ettiğimiz mahkemelerimizin kararına inanmaz, bildiğini yapıyor ise halkına kendi adaletini nasıl inandıracak? Şimdi Sayın Küçük burada değil diye bunların yok. Hepsine de okey vermemiz mümkün değil. Sayın tabii Küçük ki. İnanmaz diye bir şey demedi mahkeme kararlarına. İnanıyoruz, kabul etmediğimiz bölümleri var, yasal hakkımızla itiraz ediyoruz dedi. Siz de bunu test karşılamadınız bildiğim kadarıyla. Herkesin, yani hakkıdır gidebilir herkesin dediniz. Herkesin hakkıdır tabii. Tabii. Devam edelim. Mustafa Bey, Ahmet Bey'e sorar mısınız? Ben 6 yıldan sonra ambulans şoförüyken beni partizanca işten attı. Vicdanı rahat mı? İsmi kim? De var burada. Mustafa Baron Yeşilyurt'tan. 6 yıl ambulans şoförü ve işten atıldı. Siz atmışsınız. Niye diye. Atıldığını da söylemesi lazım. Siz bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Niye atıldığını bilmem lazım. Peki. Neden attığını da söylerseniz eğer sevgili izleyicimiz onu da iletiniz. Yarın bakarım dosyasına, söylerim müsteşara baksın dosyasına. Niye atıldı ki? Peki, elbette bir şey vardı. Tüm bakan ve vekillerin yaptığı gibi Sayın Keşif de kendi bölgesine önem veriyor. Peki tek bölge seçim sistemi hakkında ne düşünüyor? Güzel bir soru. Ha. Şu an tartışılıyor. Destekliyor musunuz buna? Şu an benim kişisel görüşüm, partide bunu tartışmadık daha. Grupta evet. Da tartışmadık ama benim kişisel görüşüm bir yeni bir sisteme geçilecekse adım adım geçilmeli bence. Adım adım geçilmeli. Birdenbire geçiş yaptığınız zaman kaoslara, kaotik ortama sebep olabilir. Onun için bu işler şu an bu seçim ve halk oynaması yasası mecliste, komitede tartışılmaktadır. Tüm siyasal partilerin görüşleri de oraya yansıyacak. O yansıdıktan sonra herhalde ortak mutabakatla bir yerlere varılacaktır. Ama yani hepimizin şimdi, beklediği bu. Tek seçim sistemi de olsa, bölgesel seçim sistemi de olsa seçilen her milletvekili tüm KKTC'nin milletvekilidir. Bir kere onda kabullenecek seçilenler. Kabullendiği sürece zaten hizmet etmek için uğraş verir. Sadece bölgesindeki Hasan'ın işi, Ahmet'in işiyle değil, tüm ülke insanının sorunlarına çare bulmak için birlikte çalışılırsa o sisteme geçildiğimiz anda işte sistemi getirecek Mustafa. Ve başkanlık sistemi adımı da atılmış olacak. İşte onların hep demokratik süreçte tartışılması, ilgili sivil toplum örgütleriyle de görüşülmesi, tartışılması, hatta gerekirse halka geniş kitlenin de bilgileri sunulması gerekir inancındayım. Çünkü bir sistem değişikliği yapacaksanız halkla birleşerek, halkla bütünleşerek bunu yapmanız en doğrusu olur. Peki. Bu değişiklik de yapılacaksa zaman içerisinde yapılması tabii gerekir ki. Diye düşünüyorum. Birdenbire bugün yaptım, yarın oldu. Ya gidersek hatalar yapmış oluruz. Peki. Sevgili izleyiciler, sık sık söylüyorum. Çok sayıda gelen mesajlar vardır. Burada bir açıklama yapma gereği hissediyorum aslında. İki türlü mesaj var bu programı aldığımız. Birincisi 41-43'e atılan mesajlar. Diğeri de sosyal medyadan aldığımız mesajlar.
tabii ki öncelikli olarak 41-43'ten gelen mesajları okumak durumundayız. Çünkü insanlar bir para vererek bu mesajı atıyorlar. Sosyal medyada görüyorum işte bizim sorularımızı niye sormadın, niye etmedin gibisinden. Zordur bu işte böyle 150-200 tane soruyu sorarsanız yanınızdakine. Buradan gelecek olan tepkiler de alışkınım yani ben fazla ırgalamaz beni onlar. Sorabildiğim kadarını soruyorum. Sorabildiğim kadarını soruyorum. Kanal bizim değil, belli süremiz var, konuğumuzun gitmesi gereken yerler var. Elimizden geldiği kadar yapmamız, yani yapabildiğimiz kadarını yapmaya çalışıyoruz. Sorabildiğimiz kadarını sormaya çalışıyoruz. Anlayışınıza sığınıyoruz bu konuda. Yapabileceğimiz pek bir şey yok. Çok sayıda mesaj geliyor. İnsanlar bunun için para ödüyorlar, isim veriyorlar, işten atıldım, sor diyorlar. Herkesin evinde internet yoktur, bunlara anlayış göstermemiz lazım. Yani sizden de ben biraz anlayış istiyorum bu konuda. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Okuyabildiğimiz kadarını okumaya çalışıyoruz. Son 3-4 dakikamız kaldı. Artık programı da toparlamak durumundayız. O yüzden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Dediğim gibi öncelik her zaman 41-43'ten gelen mesajlardadır. Bunu değiştirmemiz de mümkün değildir. Devam ediyoruz. Keşif iyi bir politikacı. Bilmedim, görmedim, duymadım. Yazık diyor. Az önce benim yaptığım eleştiriyi söylüyor o da size. Neyi bilmedim? Yani iyi bir politikacı olduğunuzu. Onu bilmedim, bundan haberim yok gibi açıklamalarla. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buyurun. Bilmediğiniz bir şey hakkında yorum yaparsanız, yanlış çok yaparsanız, duymadığınız, evrak görmediğiniz bir konu hakkında konuşursanız, hata çok yaparsınız, insanları yok yere çok suçlarsınız. Eğer siyaset bilmeden, görmeden, sırf konuşmak için yapılacaksa, ben o siyasette yok. Bir şey konuşacaksak olabilecek şeyleri konuşuruz. Ha, bir şeyler de yapılacaksa hedeflerimizi koyarız. Sadece bir kişinin uğraşıyla o hedeflere varılmaz. Birlikte, ilgililerle birlikte çalışarak o hedeflere varılır. Onun için işte bilmedim, görmedim bu gibi kelimelerle, kelime oyunlarla birbirimizi burada eleştirmeye de gerek yok. Bilerek, görerek, yaparak daima. Bazı mesajlar da verilirken her zaman açık mesajlar verilmez. Her zaman da söylenirken bazı cümlelerde kullanılırken rencide etmeden kullanılmasını bilmek en iyisidir inancındayım. Yani bir mesaj verirken Mustafa'yı veya Mustafa'yı rencide ederken Mustafa'nın bağlı olduğu kurumu da ne kadar rahatsız ettiğini düşünerek cümleleri kullanmak gerekir inancındayım. Onun için siyasette konuşurken ve siyasette hareket ederken insanlarımızı kırarak ezerek değil, insanlarımızı daha da bütünleştirerek, kırılanları tamir ederek yürümek zorundayız. İşte bunları yapmadığımız için bugünlere geldik biz. Bundan sonra bu hataları yapmamak üzere daha doğruları görerek, görmeden bilmeden konuşmak bence hataların en büyüğüdür. Ve çok hatalar yaparız, çok insanları kırarız. Bir gün eğer başbakan olursanız, ki zaten çok yakında belli olacak olup evet. olmayacağınız. Bir gün eğer başbakan olursanız yine bu insan sevgisi, iyi niyetli Ahmet Keşif'i her zaman göreceğiz. Yani. Her zaman. Her zaman. Peki. O izleyicimizden mesaj gelmiş. Ambulans şoförü evet. işten atıldım. CTP militanı olduğum için atıldım diyor. Bilmiyorum. Zannetmiyorum. Zannetmiyorsunuz. Peki. Sevgili izleyiciler çok çok özür diliyoruz sizlerden ama çok sayıda mesaj var okuyamadık onları da. Programların sayısını artırdık bu sorunu çözebilmemiz için. Ancak yine gösterilen ilgiye çok çok teşekkür ediyoruz. Zor durumda kalıyorum burada. Bu kadar çok sizlerden bize gösterilen ilgiye cevap veremediğimiz için. Ancak yapabileceğim bir şey yok bu konuyla ilgili olarak. Çok mesaj geliyor. Hem 41-43'ten hem Twitter'dan ve Facebook'tan okuyabildiğimiz kadarını okuyoruz. Son bir soru daha sormak istiyorum Sayın Keşif size ve artık programı kapatmak istiyorum. Sayın İrsen Küçük'le hiç birebir görüşmeyi düşündünüz mü? Her gün meclis günleri hep meclisteyiz. Birebir. Birebir. Çağırırsa o benim büyüğümdür. Yaşça da büyüğümdür. Şu anda başbakandır. Çağırırsa görüşürüm. Çağırırsa daha önce aylar önce çağırırdık, görüşürdük. Niye şimdi çağrılmayayım? Niye görüşmeyeyim? Niye konuşmayayım? Ben kimseye küs değilim, dargın değilim. Yani bu aynı kadar insanlarıyız. Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşandı. Hiç bir araya gelelim, oturalım, konuşalım, bu işi çözelim hiç diye öyle bir şey olmadı. Hiç öyle bir hiç şey öyle olmadı. Bir teklif de araya girenler olduğu konuşuluyor. Araya girenler yani gelin oturalım, bir orta yol bulalım diye. Vallahi bu işin orta yolu, şöyle söyleyeyim,
bu, hele bu safhadan sonra orta yolda ikinci turun bir an evvel yapılması ve bitmesi. Orta yol bu. Orta yol artık, değil, bu şarttır. Bu artık yani bu sizin ön şartınızdır. Hayır, bundan sonra yani neyin orta yolu bulunacak? Yani siz aynı noktadasınız, ilk gün başladığınız yerdesiniz. Tabii ki, tabii ki ya. Peki. Yani bunu da şey etmek lazım. Şimdi eğer yani bunlar olmayacaksa, şimdi şunu da bağlamak istiyorum ben. Buyurun. Şimdi istihdamlar konusunu açmak istemiyorsun ama ben söylemek istiyorum. Hayır, siz şimdi... tabii ki istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ha, şunu söylemek istiyorum. Ben kendim o konuda bir şu şey an, söylemek istemiyorum muhakkak, şu anda. Muhakkak haklısınız da Mustafa. Şu an tabii işte adanın her tarafını gezdiğimiz için olabildiğince... Her taraftan bize, size nasıl şimdi SMS mesajları geliyor, bize de telefon mesajları geliyor. Veya direkt aranıyoruz veya yüzde söyleniyor. İşte falan köyden şunlar alınıyor, filan köyden bunlar alınıyor. Yani kurultaya yönelik bu hareketler yapılacaksa bir kere yanlış. Eğer ülkenin ihtiyacı varsa elbette yapılmalı. İstihdama hiçbir kimse karşı olmaz. Bizler de karşı değiliz. Evet, biz de değiliz. Yeter ki doğru, zamanında ve yerine göre yapılsın. Bir de insanlarımıza şu mesaj veriliyormuş. Buradan söyleme ihtiyacı hissettim. Buyurun. İşte sizleri alıyoruz ama ikinci turda başkan değişirse işinize son verilebilir. Şimdi az önce söyledim, insan sevgisi olacak mı diye. O insan sevgisi bizde var ki buralardayız. Var ki buralardayız. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamak istemeyiz. Yeter ki insanlarımız bu ülkesine faydalı çalışmalar yapsın. Almış olduğu görevi layıkıyla yerine getirsin. Ve sonuna kadar da çalışsın. Hiç kimsenin de işte sen bana oy vermedin, yarın seni işten durdururum veya durdurdum diye o olmaz, kesinlikle olmaz, olmayacaktır. Buradan bu akşam sizler vasıtasıyla bu mesajı da vermek istedim. Çünkü bu sağda solda kullanılıyormuş. Yanlış bir olaydır. İnsanımızı insanımıza kırdırma kadar kötü bir olay yoktur. Onun için insanlarımızın, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanımız, bırakınız parti olarak da ayırmıyorum, siyasal parti olarak da ayırmıyorum, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı birbirini daha çok sevmesi, daha çok sayması lazım. Çünkü iki ay sonra güneyde bir seçim var. Ve iki ay sonra yeni bir, güneyde yeni bir başkan seçilecek. Yeniden görüşmeler başlayacak. Bu görüşmelerde de eğer biz kendi içimizde tek yumruk olmazsak, görüşme masasında görüşmecinin bugün Sayın Doktor Dervişeroğlu'dur Cumhurbaşkanı, ileride bir başkası olabilir, değişebilir. O masada oturan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisine oturan insanın elinin güçlü olması gerekir inancındayım. O da nereden gelecek? Kendi içindeki birliktelikten ve birlik gücünden gelecektir. Peki Sayın Kaşı, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Özel bir soru sorarak bitirmek tabii ki, istiyorum. Tabii ki. Sayın Başbakanımız benim programıma çıkmıyor bir türlü. Hmm. Yani başka programlara çıkıyor, bize çıkmıyor. Yarın öbür gün başbakan olursanız sizi bu programda görebilecek miyim? Niye görmeyesin Mustafa? Bak gördün işte şimdi. Başbakan olduktan sonra. Niye görmeyesin ki? Peki. İnsanlardan bakınız. İnsanlardan kaçmak, insanların dertleriyle, insanlarla konuşmak, insanlarla buluşmak çok iyidir. İnsanlardan kaçtığınız zaman sorunlar bir o kadar daha büyür. Ama insanlarla konuşursanız, buluşursanız, bir şey yapmasanız bile, insanın derdini dinlemek bile o insanın içini biraz ferah tutarsınız. Ha biraz da bir şeyler yaparsanız o insanı biraz daha yüceltirsiniz. O insan da sizi yüceltir. Onun için her zaman her yerde olmaya çalışacağım. Peki. Vaktim el verdiğince. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaşif. Sevgili izleyiciler, programı yavaş yavaş kapatıyoruz artık. Tekrardan çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiye. Sürekli olarak bunu söylüyorum ancak sürekli olarak yaşadığımız için söylüyorum. Geçen gün bankadan çıkarken 70 yaşında bir teyze geldi, boynuma sarıldı. Sen benim evladımsın diyerek. Bunları yaşadığım için bunları söylüyorum sizlere. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Kaçırdığımız mesajlar için de çok özür diliyorum ancak yapabileceğimiz bir şey yok. Programı bitirmek durumundayız. Cuma günkü halkın nabzı ile ilgili çok kısa iki mesaj vererek programı bitirmek istiyorum. Birincisi bu 100 milyon euro konusu. Ercan'ın satışından elde edilen 100 milyon euro konusunun üzerine gitmeye devam edeceğim. Bu para nerededir, nereye harcanır? Ben bunu bilmek istiyorum. Bu halkın, bu vatanın bir evladı olarak. Gülebilirsiniz bana, yani o para çoktan 13. maaşlara gitti ve yenildi, içildi bile diyebilirsiniz ama en azından ben bunun açıklamasını isterim. Bu para nerededir? Bu ülkenin bir varlığı satılmıştır ve 13. maaşlara mı gitmiştir? Bunu bilmek istiyorum. Halkın nabzında bunun üzerine gitmeye devam edeceğim. Cemal Bulutoğlu'ları bugün belediyeye aktarılacak kaynaktan bir kısmını oradan aldık dedi. Kendi ağzıyla. Enteresan işlerdir bunlar. Bir ikincisi de bu istihdamlar konusunu çok detaylı bir şekilde Cuma gün halkın nabzında değerlendireceğiz. Önce Cuma gün saat 16.30'da
Ardından da gelecek hafta Salı akşamı 20.30'da görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.